İğne Oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel ve çok kolay çıtı patı bir modelin yapımını anlatacağım. Hanımlar, modelim için daha önce zürafalarımı yaptım bir sıra. Zürafa yaparken içe doğru yapıyoruz. Oyamızı yaparken şöyle düzden yapıyoruz. Ben keseceğim için fark etmiyor tersi düzü. Ama siz yaparken dikkat edin. Yazmamızın rengi taba rengi. Bu şekilde 3 tane renk uydurdum. Siz dilerseniz 2 renkli veya daha çok renk kullanarak yapabilirsiniz. Ben hemen modelimin yapımına geçiyorum. Hanımlar, iğnemi bu şekilde ipimi geçirerek ipimi ilk zürafama sabitliyorum. Bu şekilde ipimi ilk zürafaya sabitledim. Burada bir tane zürafa. Hemen ilerisine bir zürafa daha. Bu şekilde 2 tane zürafa oluşturdum. Geriye dönerek üstteki ipimi dolayıp alttakini de tek dolayarak şöyle geriye döndüm. İleri zürafaya batıyorum. İpim üstte kalıyor. Alttaki çift katlı ipimi 2 kere dolayarak bir zürafa oluşturdum. Hanımlar, sağa gelirken çift doluyoruz. Şöyle sola giderken tek doluyoruz. Çünkü sola gittiğimizde ipimiz kendiliğinden çift düğüm atmış oluyor. Bu şekilde küçük bir dağ oluşturdum. Hanımlar, şimdi hemen alttaki zürafama batarak aşağı iniyorum. Modeli aynı şekilde tekrarlıyoruz. Bir zürafa, bir tane daha, hemen geriye gidiyorum, tekrar ileri, tekrar geri. Bu şekilde küçük bir dam oluştu. Alttaki zürafamı batarak aşağı indim. Bir, iki zürafa, geriye, tekrar ileri, hanımlar, toplamda 3 tane küçük dağımızı yaptık. Şimdi dördüncü dağımıza model kuracağız. Tekrar bir, 2, geriye, ileriye, geriye. Hanımlar, bu tepede bir tane pırpır oluşturuyorum. Şöyle bir tane pırpırımı oluşturdum ve tekrar alttaki zürafaya batarak devam ediyorum. Çok özür dilerim. Yine buraya 3 tane küçük dağ, dördüncüye bu şekilde pırpırlı yapıyoruz. Şöyle bir taneyi beraber yapalım. Diğerleri ayrı, pardon, aynı olduğu için devam edelim arkada. Dediğim gibi dördüncüye bu şekilde pırpır. Dilerseniz arasına mesafe koyabilirsiniz. Dilerseniz dağ sayısını 2'ye de düşürebilirsiniz. Hanımlar, bu şekilde biraz ilerledim. Şimdi şuradaki pırpırın tepesine ipimi sabitliyorum. Buraya istediğiniz modeli yapabilirsiniz. Ben çok kolay, pratik bir model yapacağım. Hemen tam ortaya sabitledim. Burada bir tane küçücük bir pırpır oluşturuyorum. Şöyle. Pırpırımı oluşturdum. Hemen bunu çeviriyorum. Çevirmemin sebebi daha düzgün olması için, bir de kafanız karışmasın. Hemen bu yaptığım pırpırdan daha bol bir pırpır tepesine yaptım. Şöyle tekrar çeviriyorum.
Biraz daha bol bırakıyorum ipimi. Bir tane daha. Hemen çeviriyorum. Biraz bundan daha bol. Tekrar bu şekilde istediğiniz kadar büyüklükte yapabilirsiniz. Sıra olarak da vereceğim. Dediğim gibi dilerseniz daha büyük veya daha küçük yapabilirsiniz. Bakın kalıp gibi duruyor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yaptım ben. Siz dilerseniz 5 veya daha büyük de yapabilirsiniz. Diğer rengimi de buraya yapacağım. Buraya tekrar lila. Biraz model görünsün diye iki tane daha yapıp geliyorum. Hanımlar bu şekilde bakın gayet güzel oldu. Ütü bile istemiyor. Yani benim kendi işçiliğim ütü bile istemiyor. Gerçekten güzel oluyor, dümdüz oluyor. Ama elinizde kırışırsa bir ütü basarsanız daha da güzel olur. Model dediğim gibi gayet güzel oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.